Ya bu evde beni en çok sevenlerden birisi Mina. O bile nasıl bakıyor? Ya benim bu eve durumun bir anlamı yok ki o zaman. Ben gideyim. Kimse istemiyor beni burada. Hayatım biraz sakin olur musun? Ya nasıl sakin olayım Mehmet? Görmüyor musun ya? Yüzüme karşı söylenen şeylerin farkında mısın sen? Tamam annemle babam bir hata yaptı. Ama bunun cezasını bana kesemezler. Sevgilim Mina'yı da anlamaya çalış. Bu yaşananlar onun için de çok zor. Tamam Mina'yı da anlamaya çalışayım. Beni kim anlayacak? Ya sanki sadece benim annem kabahatli. Senin baban hiçbir suçu yok. Aslı, kontrolünü kaybetme. Tamam, bari biz sağlıklı düşünelim. Sevgilim biz ne yapıyoruz ya? Bu olayların bizimle bir alakası yok ki. Sorumlusu biz değiliz. Niye kırıyoruz birbirimizi? Ya biz bundan sonra sadece kendimizi düşüneceğiz ya da çekip gideceğiz. Başka çaresi var mı Mehmet? Babamların olayını çözmeden bu işin nihayetine erdirmezsek gölge gibi peşimizde dolaşacaklar. Onların hikayesi bizim hikayemiz oldu. Ama kendi hikayemizi yazmak hala bizim elimizde. Evet farkında mısın? Son zamanlarda ettiğimiz kavganın kaçı bizimle alakalı? Hiçbiri. Hiçbiri. O zaman bir söz verelim hayatım. Bundan sonra kimse aramıza giremez. Ve bizi bizden başka kimse üzemez. Kimse üzemez. Kimse. Söz. Ben artık gitsem iyi olacak. Kalsan. Azıcık daha. Ablam. Kemik suyuna çorba yaptım. Sağlam bir şey iç de kendine gel. Mutfakta yeşil renkte bir çorba gördüm. Neyse o artık. Brokoli çorbasıydı abla, o da çok güzeldi. Sağ ol. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Sağ ol Besteciğim. Biz gelene kadar refakat ettin kardeşime. Geldik ama biz. Seni daha fazla yormayalım istersen. Yo, benim için bir sorun yok. Aslında kalabilirim daha. Belki bir yardımım dokunur. Gerek yok Besteciğim. Biz buradayız. Kadri abla burada. Sağ ol. Peki tamam. Ben kalkayım o zaman. Mahmut abi iyi misin? İyiyim iyiyim. İyiyim ya. Şöyle bir sancı girdi Beste birden. Sen doktorsun bilirsin. Of. Ne yapsak ya? Böyle çorba nereye kadar? Bir çay falan mı içsek ya? İçimiz kıyıldı be abla. Kadriye, bir çay suyu koyar mısın? Tamam Hayriye abla. Seher Hanım, müsaitseniz konuşabilir miyiz? Tabii ki ya kızım. Seher Hanım, ben bu eve geldiğimden beri çok tatsız şeyler yaşadık. Yani bana bayılmadığınızı da biliyorum, sevmediğinizi. Ben özür dilerim yaşananlar için. Annem adına da özür dilerim. İnanın bunlar yaşansın hiç istemezdim. Açık sözlülüğüm ve desteğin için teşekkür ederim ama bu konu çok özel benim için. Fazla konuşulup dinlenmesi hoşuma gitmiyor. Ama yine de çok sağ olasın. Bize biraz izin verir misin? Ne hale düştüm, yazık bana. Bacak kadar kız gelip bana akıl fikir veriyor. Ya ablacığım Allah aşkına sen kendini niye üzüyorsun? Bırak onlar üzülsün, onlar utansın. Sen dimdik ayakta dur. Ne oldu Nevzat? Bir haber var mı? Ha. Ziya eniştem Alanur'un galerisine gitti. Ama sanırım içeride ya tartıştılar ya kavga ettiler. Çünkü Ziya enişte dışarıya yüzü beş karış çıktı. Sonra ne yaptı Ziya? Sonra takip ettim. Kar evine gitti. Yalnız mıydı? Yalnızdı, yalnız.
geri döner mi Siyah?